Projenin bizim tamamında 184 km otoyol, 42 km bağlantı yolu, 91.1 km kavşak yolu, 30 km yan yol tamamlanarak hizmete açılmıştır. 2019 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımlarıyla otoyolumuzun geri kalan Bursa Balıkesir ve Balıkesir'den İzmir'e Akhisar'a kadar kesimi tam ulaşımı açılmış ve proje tüm kesimlerde ulaşım eksik kesintisiz hizmet vermektedir. Arz ederim. Koordinasyonun gerektiğini herhangi bir sürü olmamıştır. Denmesi, bu güzergah çalışmaları ve buna bağlı olarak uygulama projelerinin yapımı karayolları birinci bölge müdürlüğü ve genel müdürlüğümüz devam etmektedir. Ne kadar? Şeye bağlı olarak Sayın Valim, buna ödeneklere ayrılma durumuna bağlı olarak her proje yıl içindeki ödeneklerine bağlıdır. Projemiz araya uzun bir zamandan beri devam etmektedir. Toplam bunun ödeneği 2020'de bu işlere kaç para harcayacağız? Kalan kısmını normalde ödeneğimizin tamamı bu yılda içinde gözüküyor ama ödeneği yıl içinde gelecek olan projeye bağlı, paraya bağlı olarak karşılamamız gerekiyor. 2019 yılı yatırım programında bir adet gölet, bir adet gölet sulaması ve taşkın koruma, iki adet taşkın koruma olmak üzere 4 adet işimiz var. Bunun toplam bedeli 47 milyon, bugüne kadar 18 milyon lira harcandı. Bu işler tamamlandığında 1 milyon metreküp depolama ile 2880 dekar arazi kullanacak. 3 meskusun mahalli ve 7 dekar arazi taşkınlardan korunacak. Bu Yumudere göleti sulaması, Yalova Çınarcı Kayderi Değirmen Dere ıslahı, Selim Andıra Deresi ıslahı. Planlama proje çalışmalarında 4 adet planlama ile 13.320 dekar alan sulanacak, 24 milyon metreküp içme suyu sağlanacak, 6 adet proje ile de 24.000 dekar alan sulanacak, 13 milyon metreküp içme suyu sağlanacak. Şehirde de bu arada işletmede olan bizim göletin adı Ortabur'un göletinde Sayın Valim işletme bu sene başarılı bir şekilde tabii ki yeni başladı. Orada bazı sorunlarımız vardı. O sorunları çözülerek başarılı bir sulama sezonu geçirdik. Ve bütün alanları, kullanıcıları, sayaçlar ve su tasarrufu sağlandı. Ve en sonunda bunların uzaktan erişimi, uzaktan kontrolü izlemeli sistemini de taktık ve bütün sayaçların hepsi uzaktan izleniyor. Bu arada Sayın Valim tabii ki bizim Yalova'nın en önemli içme suyu kaynağı olan Göçe Barajı'ndaki mutlak koruma alanı ile ilgili biz hassasiyet talep ediyoruz. İşte buralarda bazen arıcıların atlatması talepleri geliyor. Biz bunları olmasını istemiyoruz. İnsanların girmesini istemiyoruz. Bugün Yeşil Körfez Su Birliği ile de zaten yaptığımız toplantıda buradaki dış duvarların yapılması, güvenlik tedbirlerinin alınması şeklinde çalışmalarımız da oldu. Yalova'nın en önemli içme suyu kaynağı ve bizler için içtiğimiz kaynağı daha temiz olması için çaba göstermemiz gerektiğini ifade etmek istiyorum. Arz ederim. Dolayısıyla geceyi bu şekilde geçirdik. Sabah lokal talepler, bizde ne aynı yardım ne de nakli yardım toplama şansımız yok, yasal değil. 28 Türkiye Afet Müdahale Planı diye tabir ettiğimiz, sürekli gündemde tutmaya çalıştığımız planımızı başkanlığımız devreye koyduğundan dolayı doğal olarak valiliğimize bağlı Sosyal Yardım Başkanı Dayanışma Vakfı bu aynı yardımları toplamak durumunda. Dolayısıyla Özden Geyik hanımefendiyi aradım. Oraya yönlendirdim. Onun elindeki planlar dahilinde şu an hala hazırdaki Adnan Menderes Teknik Anadolu Lisesi'nde spor salonunu açık tuttuk. İki tane personel görevlendirdik. Biz sürekli tabii kriz merkezi başkanlığımızla koordinasyon halindeydik. Saat gün içerisinde 18 gibi başkanlık bize bir talimat geçti. İl müdürlüklerinde ve ilçelerde kaymakamlıklar olması hasebiyle yardımlarda bir kaotik ortamın olduğunu, farklı illerin farklı uygulamalar yaptıklarını,
doğrudan sizlerinizi ediyorum, samimiyetle söylüyorum, tamamı bizim yaptığımız doğru. Dolayısıyla bir bilgi kirliliğine yol açıldı. Bunun üzerine başkanlık, planlama daire başkanlığı tüm afak bilim birliklerine bilgilendirilme hususunda ama kamu kurumu ama özel STK'lar tamamı bizi bu noktada afakın koordinasyonuna verildi yardımlamışlarım tamam ama yardım toplamıyor. Bilgilendirilme hususunda. Ben de pazar günü Sayın Valime durumu arz ettim. Yine bizde Sayın Vali Yardımcımızın başkanlığında 4 tane il müdürü ve 3 tane şube müdürümüzün koordinasyonunda bir komisyon oluşturuldu. İlçe kaymakamlarımızla da bilgilendirdik usul ve esası konusunda. Ve bu noktada bize sürekli değişen ve arazide olmamız münasebetiyle bilgiler gelmekte. Ve bugün saat 11 sularında dış ilişkiler ve insani yardım daire başkanlığımızın talimatı hususunda aynı yardımların da gönderilmemesi hususunda bilgi geldi. Ve onu takip eden bir saat sonra da Göstik Depo'dan 6 tane tırın çok yönelikle Diyarbakır'a intikalını sağlaması istendi. 720 tane çadırı şu an biz arkadaşlar yoldalar. 720'ye yakın çadırı Diyarbakır Lojistik Depo'ya göndermiş bulunmaktayım. Bundan sonraki süreç ne olacak? Dolayısıyla kamuoyundaki kirli bilgileri önüne geçirmemiz mahiyetiyle kurum amirlerimizle yarın sanıyorum müdürlük toplantısında bilgilendirme yapılacak. Biz WhatsApp'tan basın yoluyla bilgilendirdik. AFAD il müdürlüğü yardım toplayan bir kurum değil. Sivil toplum kuruluşu da olsa, belediye de olsa, özel kişisel talepleri biz sosyal yardımlaşma dayanışmanın başındaki kardeşimiz Özdenim'e yönlendiriyoruz. O gerekli şey yapıyor. Özellikle yardım toplandıktan sonraki bunu neden bu kararı neden alındı? Başkanlık niye bu kararı aldı? Şundan dolayı buradan yüklenen tırları gittikleri ille nereye gönderileceği, nereye yönlendirileceği konusunda görev bize tevdi ediyor. Biz de bunları ilgili giden arkadaşlarımıza yönlendirme yapıyoruz ve tek elde bilgilendirilmiş olmasını talep ediyoruz. İlave olarak tır ihtiyacı olduğunda Ulaştırma Bakanlığı'ndan Ulaştırma Altyapı Hizmet Grubu'nun temsilcisiyle biz irtibat halindeyiz. Ulaşım hizmetiyle ilgili bir taleplerimiz olduğunda da 7/24 saat bizimle irtibat kurarsanız teşekkür ederim. Birlik kimliğine yol açmamak adına bu noktada gerekli hassasiyetin gösterilmesi nakdi yardım toplama kesinlikle yasaktır. Yani böyle bir şeyimiz yok. Aynı yardımlar da bugün saat 11 itibariyle gelmesine gerek olmadığı zaten bu gereğinden fazlalık kaotik ortamın oluşmaması adına bilgilendirme ihtiyacı hissettim. Arz ederim Sayın Valim. Bugün 11 itibariyle Sayın Valim İnsani ve Dış İlişkiler Başkanlığı tarafından daha önceki yayınladığımız bilgiler geçerlidir. Bundan sonra bu tür kampanyaları çok sıcak bakmadıklarını ifade ettiler efendim. Biz duyuyorduk, gel aldım yok. Varsa biz de gerekli koordinasyonu sağlayacağız. Gelen olursa biz de eyvallah diyoruz efendim. Yardımlaşma, aracılığıyla aynı yardımlar toplayabilecek. Evet. Nakdi yardımlar için de o ilanları beklediğimiz 18-66'ya gönderiyoruz.